Merhaba sefil dünyalılar. Bugün sizlere iki tanrı olarak filmleri cennet ve cehenneme nasıl atacağınızı göstereceğiz. Evet, bölümünü geçtiğimize göre hızlıca konsepti özetliyorum. Burada bir hanımefendi ve bir beyefendi olarak filmleri sırasıyla değerlendirip fikirlerimizi belirtip cennet ve cehenneme atıyoruz. İkimizin de birer tane hardcore cehennem hakkı var. Bu hardcore cehennem hakkından birimiz kullandığı anda buraya oyunu, onu direkt olarak hardcore cehenneme yolluyoruz. Ve o film sonsuza kadar yanmak zorunda. Derisini tekrar tekrar değiştireceğiz ayrıca. Sanırım kurallar bu kadar. Mesela birimiz cennet dedik, diğerimiz cehennem dedik. Araf'ta kalıyor. Araf bunun için var. Onu düşünecek kadar akıllısınızdır diye düşünüyorum. O kadar salaksanız izlemeyin zaten. Siktirin gidin video lan. Tamam. Merhaba hanım. Efendim evet. Tam bir tanrı figürüne uyuyorsunuz. Hangisinden başlayalım? Neyden başlamak istersiniz? Dream with the Fishes. Ha tamam o zaman. Sunset Limited. Sen mi belirtmek istersin önce fikirlerini, ben mi belirteyim? Önce sen belirt. Tamam, önce ben belirteyim. Çünkü sadece beğendiğim iki sahnesi var. Ben sahne sahne değerlendirmek istemiyorum ya. Genel olarak mı değerlendirmek? Aynen, genel olarak. Çünkü film bir bütündür değil mi? Film bir bütündür. Ben genel olarak değerlendireceğim. Ya şöyle düşünüyorum. Oyunculuklar çok iyiydi. Zaten hani tek mekan filmi, diyalog filmi olması gereken o. Zaten iki oyuncu var. Onlar da oynayamıyorsa daha niye çektiler yani bunu? Biri yönetmenin kendisi zaten. Öyle mi? Öyle miydi? Hayır ya. Nasıl öyle mi? Evet. Ha ama ha. Yazan değil. Yazan değil. Tanrı'ya bak daha. Tamam tamam. Neydi adamın ismi? Tommy Lee Jones'du değil mi? Evet. Evet. Tamam işte bizim Kaş evet. Abi. Ama mesela o yazmamış ki zaten. Written by başka biriydi. Tamam o yaz. Yazanı demedim ki yönetmeni. Tamam. Yönetir canım, ne olacak? Öyle kat falan yok ki filmin içinde zaten. Dümdüz yönetmiş herif. Her neyse. Ya tamam. Bence başı çok şey başlıyor filmin. Başı çok eksik başlıyor, böyle şey zannediyorsun. Bok gibi bir şey izleyeceksin zannediyorsun. Sonra açılıyor film bayağı. Yani en azından... Bence tam tersi oluyor bu arada. Hayır, bence Samuel Jackson'ın hapishane anısından sonra bir şeyler açılıyor. Evet işte ama o zamana kadarki süreçte çok sıkıcı konuşmalar var. Ben diyalogları o kadar beğenmedim. Evet başlangıçta işte başta diyalogları... Çok kötü başlıyor dedim ya. Sonradan açılıyor. Bana katıldın sen. Sırf katılmamak için değil mi? İnanılmaz. Yani hayır, bence başlangıçta böyle bir patlamayla başlıyor. Diyorsun ki iki oyuncu tek mekan. İşte sanki bu intihar falan. Sanki hiç görmedim ya, bir de dalga geçer gibi. Ya sanki hiç görmedim böyle film. Allah Allah. Hayırdır. Görmedim. İki oyuncu kaç film izledin? Kaç film? Tek oyunculu tek bile mekan, izledim. Tamam. Özür dilerim o zaman. Şey işte. Hayır, böyle diyorsun ki çok değişik bir şey çıkacak diyorsun. Sonra bakıyorsun ki hep aynı konuşmalar. Sürekli şey Arthur Schopenhauer gibi, anladın mı? Sürekli aynı şeylerden bahsediyor. Adam ve Tommy Lee Jones'un karakteri bir noktaya kadar kendini hiç açmıyor ya. Bir noktada sıkıyor seni o. Değil mi? Zaten açınca da çok açmıyor ki. Ben beklediğim kaosu yakalayamadım evet, ezan okunuyor. Yani sanki, sanki Samuel Jackson'ın karakteri böyle havadan ne? Havadan nem kapmış. Havadan nem kapmak. Tamam, havadan nem kapmış gibi. Yani böyle adam 2-3 tane bir şey anlatıyor hemen diye elini falan yüzüne kapatmaya başlıyor. Ne oluyor abi, sen manyak mısın? Çünkü kendisi de biliyor. Kendisi de biliyor bunların uydurma olduğunu. Sırf böyle çakma bir yaşamın anlamı bulmak için kendini kandırdığını biliyor yani. Bütün dindarlar bilmiyor mu zaten bunu? Wow, hayır hayır, öyle bir şey yok, sen ne yapıyorsun şu an? yok öyle dindarlar bir şey yok. Bence orada şey... Konusu o değil. İstediği yardımı bulamıyor. Adam cidden ilahi bir yardım bekliyor ve o gelmiyor. Karşı koyamayınca patlıyor zaten. Ama evet, karşı zaten Tanrı'ya kadar... isyan etmiyor mu sonrasında? Hani evet. Ona beni ikna edebilecek kelimeleri verdin, bana niye vermedin? Evet ama orası ikna olduğu kelimeler de bok diyor. Gibi. Yani adam bir sürü pesimist bir şeyler atıyor üstüne. Bu da evet ikna işte. Oluyor. Kendisi de farkında. Bir şey bulamıyor. Çünkü onu verecek bir Tanrı yok. Bunu biliyor. Ya tamam. Boş din tartışmalarını şey yapma. Bunu zaten şu an... Ama filmin konusu o zaten. Evet tamam. Hani, öyle tamam. Ya Tanrı din insan ilişkisi ne kadar sınırın dışına çıkabilir ki, hep aynı konular dönüp durmuyor mu? Yani farklı filmde bir de şey öyle. Söylemiyor ama film işte, sorun o. Farklı i̇şte kaç söyleyemezsin tane şey zaten. Söyleyemezsin nasıl ki. Nasıl söyleyemezsin? Ne diyeceksin çok daha rahat ki? söyleyebilirdi.
Ne söyleyebilirdi mesela? Bu arada mesela düzgün bir arkasında biblik çalışması yapan, biblik Bible çalışması yapan adam olsa Bible çalışması yapan adam olsa mesela Samuel'in şeyleri çok daha rahat detaylandırılabilirdi diyalogları. Hayır. Nasıl Yani hayır ya? bak, karşıdakini ikna edebilmesi için gerçekten Tanrı'nın olup, tamam mı, gökten falan inmesi gerekiyor. Daha Hani ben ikna etmesi değil Tanrı'yım. mesele. Mesele izleyiciye bak ben bu konuya hakimim. Ben bu gerçekten dinime işte böyle bağlayayım, şöyle bağlayayım imajı yaratması. Zaten bu film hani ikna etmesi Olduğu gerekmiyor ki. için ve sonunda isyan ediyor, Ya ağlıyor ve Samuel'le kabul ikna ediyor olamıyorsun bence. Yani filmin bir bunu. yerine kadar Evet. ben çok inanıyorum, çok inançlıyım diyor. Söylediği şeyler bullshit komple. Tamam, Evet, bütün çok dincilerin öznel söylediği şeyler, şeyler kendi bullshit mi yaşamı diyeceksin tamamen. şimdi? Hayır, öyle demeyeceğim. İyi bari, Hayır. tamam. Dinine saygım var benim. Evet, tabii. Tabii. Şey, yani adam hapishane anılarını anlatıp kanıtlamaya falan çalışıyor. Çok konu geçişi oluyor. Bilmiyorum. Ben biraz daha kaos olsun beklerdim. Çünkü izleyiciyi kaos olmadan tutamazsın. Böyle sıkıcı, hani sınırın dışına çıkamayacak bir konuda özellikle. Yani evet. Yani mesela bir anda böyle Tanrı'yı anlatırken kendinden geçse falan. Yani aslında bence Bir öyle anda olsaydı mastürbasyon falan ama yapmaya başlasa hayır öyle Tanrı bir şey yok hayır dur aşkından hayır. falan. Ya Hani o hayır zaman ya. çok kaliteli bir film olabilirdi mesela. Hayır. Öyle şeyler koyamayız. Ama Tamam. bak bence şey olsaydı mesela Tanrı'yı anlatırken kendinden geçme sahnesi bence çok saçma olurdu. Çünkü çok fazla kullanılıyor ya zaten hani bütün bir Ama şey işte delirecek böyle. Ne ama bileyim, biraz oyunculuk görürdük en azından. tamam evet Ya haklısın. gördük zaten de. Ya Hani ben Ray de çattığı rahip sahneleri çıldırması falan. görmeyi çok seviyorum ama çok fazla kullanılmış bir şey zaten. Hani bütün filmler ekmeğini yiyor bir tür dinle ilgili olan. Rahip çıldırmasının ekmeğini yemiyor İşte mu? ben ona biraz sinirleniyorum. Hani dinden bahsediyor, tamam, direkt iyi film. Ya da tek mekan ve diyalog artıları. Tamam, direkt cennete mi atacağız yani? Bilmem. Bence bayağı sert eleştirdik. Sert eleştirdik. Ben cennete atıyorum. Ben de cennete atıyorum. Bu kadar Ya roastayım. izlerken pek sıkılmadım. Güzeldi. Ben de sıkılmadım. Yani böyle işlerin Sadece olması ortada bir gerekiyor. yerde sıkıldım. Artık yeter, hani adam çıkmak istiyor. Bırak, sapık mısın? Niye kilitliyorsun? Ama öyle Yani. olmasa da film olmadı Evet. zaten. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi The Sunset Limited. Sırada ne olsun? Siz seçin beyefendi. Neden hanımefendi benim sizin seçiminize saygı göstermeyeceğimi mi düşünüyorsunuz? Ay, olabilir. Seç hadi. Hayır, sen seç. Dur, şey, He was Tamam o zaman Boogie Nights. quiet Zaten bunu biliyordun ama man. Tamam. Evet, şimdi Boogie Nights hakkında neler hatırlıyorsunuz hanımefendi? evet. Porno sektörüne girmeye çalıştığını hatırlıyorum. Bir şey diyeceğim. Bak, bence bu film Ha. tamamıyla parodiydi ya gerçekten. Filmin Evet, elle parodi tutulur bir yanı zaten. yok. Hani Hani parodi olduğunu, yönetmenin şiddete karşıyız ama işte uyguluyoruz, ne olacak tamam. falan. Ha Kibir hayır. Orası konuşması oralar anladık zaten yani. kara mizah şeklinde yazılmış da. Hani filmin Tamam tamamı işte. parodi. Yani bence şey falan da bilerek yapılmış. İşte Mark Wahlberg'in baştaki Rage'i annesiyle kapışması falan da sesinin böyle çatallaşması sürekli Aynaya orada. bakıp, aynaya bakıp böyle, uf, çok iyiyim, Tanrıyım, Yunan tanrısına benziyorum falan. Yani film böyle Bunlar şey bir komedi. gibiydi. Ne bileyim bir komedi filmi gibi aslında ama komedi Komedi değil filmi. diyemiyorum. Zaten komedi mi geçiyor cennesi? Bilmem, bakayım. Neyse. Dur hayır videonun ortasına Bakmayacağım. bakmaya gidiyorum. Evet. Yani neyi beğendin mesela bu filmde neyi beğenmedin? Finalini pek beğenmemişsin. Evet, sonunu pek beğenmedim. Hani herkes ait olduğu yere gidiyor. Çünkü başka bir şey yapamıyorlar. Evet, Tamam. acizler. Pornodan başka bir şey yapamıyor çocuk. Hiçbir yeteneği yok. Tek ability'si Big Dick olması. evet, big dick olması.
Güzeldi aslında. Niye Rose arıyorum ki şu an? Güzel filmdi. Yo, bence Rose'lanabilecek yanları var. Rose'lanabilecek yanları var. Gereksiz sahneleri de var bence. Çok fazla gereksiz sahnesi vardı ya. Yani hiçbir Evet, şeye evet. katkıda bulunmayan. Ve bazı Bazı şeyleri... sahnelerini çıkarsan hiçbir şey değişmez. Ya Hatta belki daha iyi bazı olur. şeyleri çok aceleye getirmiş sanki. Yani şimdi parodi filmi olunca şey yapamıyorsun ama. Kızamıyorsun. Çünkü hani onu Evet. da dalga geçtik diyebiliyor günün sonunda. Ama bence bu çok kaçamak oluyor. Yani Doğru, bahane. evet. Bahane gibi Bu böyle. arada film mesela Paul Thomas Anderson filmi gibi değil asla. Asla değil hem de. Hiç benzemiyor yani. Dışarıdan baksan der misin? Bu Paul Thomas Anderson filmi diye. Ben demem. Ben de devam herhalde. Peki ne filmi dersin? Ben bunun Bilmiyorum. hangi yönetmene ait olduğunu anlayamadım. Böyle şey gibi. İndir rastgele bir Karma yönetmen. gibi biraz sanki. Biraz ondan, biraz bundan. Ya bilmiyorum şey gibi işte. Hani birisi Average Plus bir şey yazmış. Bir tane filmi de tutmuş. Başka da güzel film yapamamış gibi bir film. Hani öyle birisi çıkarır gibi anca bunu. Çünkü ne Yok tam bir ya. ışık görüyorsun, ne de kötü bir film. Yani izleniyor. Güzel de film aslında. Müzik kullanımı çok iyiydi bu arada filmin. Kötü bir film olduğunu düşünmüyorum. Kötü değil zaten. Ama Average Plus. Ama kötü bir... Hayır dedim ki ne iyi ne kötü dedim. Bence Average Plus direkt. Yani 70'lik falan bir film bu. Evet, 70'in üstüne çıkmaz. Ve şey hani... Araflık Hani araflık mı? Araflık da değil ama. değil ya. Ama böyle şeyi Hepsini cennete mi hissediyorsun. atacağız? Yani Hepsini sanırım... cennete atmamalıyız. Cehenneme atalım biraz. Ama ben bu filmi izlerken yoruldum mu mesela? Biraz yoruldum ya. 2,5 saat çok Hani fazla yaşadım hayır o filmde. ya. 2,5 saat olduğunu hissettiren bir film değildi bence. Olay Evet örgüsü... Çünkü olay örgüsünü hızlı şey yapmışlardı. Hızlı yapmışlardı akışını. bir de şey böyle. Kullanılan müzikler de bayağı etkili. Işıklandırmalar falan böyle. Evet, ben de İzleyici övmüştüm müziği. çekiyor yani. Müziği evet övünür. Beynim ölmüş sanki. Hiç analiz yapamıyorum. Analiz. Analiz. Ama hepsini cennete mi atacağız? Ben bugün Aysi cehenneme atıyorum. Çünkü Neden? bak tamam, genel olarak film bazında değerlendirdiğinde güzel bir film, cennetlik bir film ama bu listeye göre değerlendirince cehennem. Ben yine de cennet olduğunu düşünüyorum. Kaç tane Hayır, ben porno sektöründe girişle cehennem. ilgili film izledin ki? Bence çok üzgün ya. Arafa atıyoruz o zaman. Arafa atalım. Tamam. Ya bugün ise Arafa attık. Bu nasıl bir konsept? Allah kahretsin ya. İnanılmaz. Tamam, Bence bugün cennet ise çok diyor. özgündü bu arada ya. Haksızlık ettik. Ya özgün diye şey yapamazsın ama. Direkt Özgün de güzel güzel film değil. çekilmiş. Bütündür. Çünkü Bütündür, tamam tamam mı? bütün olarak da güzel Bak, ama elinde yapılmış. oyunculuklar da güzel. Evet. Oyunculuklar da güzel. Müzik de Oyunculuklar bu arada güzel. aşırı iyi değil bence. Fikir de iyi. Komik sahneler de var. Çok fazla güldüğüm Evet, sahneler Little bile vardı. güldük. Little bile Ama güldük. cehennem. Tamam. Öyle olsun. O zaman ben de birine mean davranacağım. Çünkü başka türlü olmaz. Tamam. Yani buna haksızlık ettik Ya direkt. hepsini cennete... Tamam, Evet. cennete at o zaman. Yok yok ya Yani... yok yok tamam. Öyle dedik öyle çıktı. O zaman Sunset Limited'da yerini falan değiştirmemiz lazım. Çünkü mesela bu Sunset Limited'dan çok daha orijinal. Evet, öyle. Ama yok ya bir kere karar verdik artık geçti. Sunset Limited'ı Arafa atalım o zaman. İkisini de Arafa Değiştirelim atıyoruz. mi? Kimseye cennet atmıyoruz bu sefer de. Ben cennete atacağım. Bir tane kesin var. Tamam. Funny Gerçekten. Games'miş değil mi? Ters köşe. Ha? Funny Games'i kesin cennete atıyormuşsun. Ters köşe. Araf. Tamam. Hangisi? Tamam hadi Bang Bugün Bang Your Dead Aysen ya. Hadi. ne? Hadi Ha, hadi. tamam. Tamam. Hardcore cehennem direkt. Tamam. Buna açıklama yapman gerekiyor mu peki? Yoksa hiçbir şey söylemeden şey yapabilir misin? Bence buna hiçbir şey söyleme. Gerçek bir faşizm. Ben filmimi savunacağım. Ben cennet olduğunu düşünüyorum çünkü. Kanada yapımı bir kere. Kanadalılar ne kadar güzel Nasıl insanlar. yani? Kanadalılar ne kadar tatlı insanlar hepimiz biliyoruz. Ya bir de Evet, Kanadalıların öyle. mesela şey fetişi var. Gerçekten bulilere aşırı takmışlar ve bütün bulilere özel filmler falan çekmişler adamlar. Bir sürü Ya aynı şekilde filmleri var. bu filmi çekecek çok daha özgün fikirler var. Neden hani Amerikan lisesi bilmem ne. Evet ama Bir çocuk şey de var. bu. Ya günün sonunda realitesi bu ya. Hani günlük hayattaki karşılığı bu ya. Gerçekten bu şekilde işliyor yani bunlar.
Hayır ya gerçekten bu şekilde işliyor da ya ben senin bunu objektif bir şekilde beğendiğini düşünmüyorum. Çünkü senin relate edebileceğin çok fazla şey vardı bu filmde ve benim yoktu. Ben daha objektiftim. Ben daha iyi tanrıyım. Daha iyi hardcore cehenneme yolluyorsun. Yok ya ben yani mesela bunu Hayır mesela bak çocuk anlaşılmıyor tamam mı? Verdiği bir mesaj var ve anlaşılmıyor. Film çekiyor falan. Kamerayı ağlayan çocuğun, buraya uğramış çocuğun burnuna falan sokuyor. Yani senin çok fazla ne bileyim okulu falan patlatmaya çalışıyor. yani Farklı bir şeyler yapmaya okulu gerçekten çalışıyor. patlatmıyor ama niye öyle dedin ki şimdi çocuğa? Bilmiyorum senin beğenmen çok normal geliyor bana. Yani şeyin hikayesi ya bir de günün sonunda hani çocuğun falan değil ya o hikaye aslında. Sonundaki o tiyatro eserinin Bang Bang You Are Dead isimli tiyatro eserinin Evet. biyografisi ya o hoşuma gidiyor. Bang Bang Are We Dead? Aman ha kodumun filmi.